Önceki bölümlerimizde size tarikat yurtlarındaki çocukların yaşadıklarını, tarikatların nasıl endüstriyel şekilde örgütlenip devleti ve aparatlarını ele geçirdiklerini, bir gölge devlet, bir gölge ekonomi kurduklarını anlatmıştık. Bugünkü bölümümüzde Diyanet'i konuşacağız. Yani hem din işleri hem de kurum olarak. Fakat bu öyle bir konu ki ta Orta Asya'dan gelen göçlere kadar geri gideceğiz. Zira endüstriyel tarikatları ve tarihini anlamak için orijinal tarikatları da bilmemiz gerekiyor. Aslında Türklerin Müslüman olmasıyla birlikte başlıyor bu ilişkiler. Öyle ki Horasanlı Türkler de 8. yüzyıldan itibaren tasavvufi yapıların ortaya çıktığını görüyorsunuz. Türklerin inancının tasavvufi İslam'a yakın olması Türklerin İslamiyet'i kabul etmesine büyük rol oynuyor. Bir yandan kamlar, bir yandan da velilerle Türklerin dini anlayışı ve felsefesi gelişecekti. Moğol istilaları nedeniyle Orta Asya'dan Anadolu'ya başlayan meşhur göçlerle tarikatlar ve tasavvuf da Anadolu'ya yerleşti. 13. 14. yüzyıllarda Kazerunilik, Evhadilik, Vefailik, Rifailik gibi silsileleri Anadolu dışında oluşmuş tarikatların temsilcileri Anadolu'ya getirdiler. Diğer yandan Anadolu'da hem dini hem ekonomik faaliyetler yürütüp devletleşmenin önünü açan Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran aslında tarikatların tarihinin önemini de gözler önüne seriyor. Tarikat ve din adamlarının toplum üzerindeki etkisini elbette devletler de fark edecekti, öyle ya. Devlet ve tarikatın tam anlamıyla tanışmasını Selçuklularda görebilirsiniz. Selçukluların tarikatlara karşı yürüttüğü politikalar denge politikasıydı. Devlet daha çok bu gruplar arasındaki uyumu korumaya ve birbirleriyle mücadele etmelerini önlemeye çalışıyordu. Yine de üzerlerine doğrudan ve net bir denetim yoktu. Ancak tarikatların gücü o dönemde de biliniyordu. O yüzden ki Selçuklular bazı grupları ve ideolojilerini desteklerken bazılarını engelliyordu. Tarikat gücünün yozlaştırıcı tarafından bahsetmiştik. Sosyolojik olarak da Max Weber'ı örnek göstermiştik, hatırlarsanız ilk bölümlerde. Düzgün kullanıldığında devlet adamları için iyi birer araç haline geliyorlardı. Buna rağmen Selçuklu devleti geniş bir hoşgörüyle ele alıyordu tarikatları ve mezhepleri. İşin siyasi boyutu da vardı tabii. Özellikle Batıni ve Şii akımlarının Selçuklu devletini oluşturdukları tehdit ve tehlikelere karşı Selçuklu yönetimi bazı tedbirler aldı. Bu anlamda Nizamiye medreselerinde devlet adamı yetiştirmek kadar Şii Batıni düşünceye karşı da bir eğitim verilmeye başlandı. Ayrıca Sünni tasavvufi akımlar desteklenmekteydi. Devletin ilk defa tarikatları devlet yönetiminde kullanmaya çalışmasını burada görebilirsiniz. Dervişler adeta birer öncü gibiydi. Anadolu'nun her köşesine gidiyorlardı. Oraları hem Müslümanlaştırıp hem de Türkleştirme gayesindeydiler. Kalpleri fethetme diyebiliriz buna. Bu yüzden de Selçuklu sultanları dervişleri ve tarikatlara müthiş saygı duyuyorlardı. Bu durum Anadolu Selçuklu Devleti ve Anadolu Beylikleri döneminde de sürdü. Selçukluların ilk dönemlerinde Anadolu'ya gelerek yerleşen dervişler köylere isimlerini vermiş, zaviyeler açarak batıya doğru ilerlemiş bölge halkında güç edinmişlerdi. Öyle ya, Orta Asya'dan gelen akın batıya doğru ilerledikçe bu akının öncüsü olan dervişler ve onlar tarafından kurulan tekkeler de batıya doğru ilerleyerek çoğalmışlardı. Anadolu'ya gelip bu boş topraklara yerleşen, toprak işleri ve din propagandası yapan bu dervişlerin tarikatları sosyal ve dini anlamda önemli bir propaganda ve kültür yerleri ve yeni açılan memleketlere yerleşen Türklerin yerleşim ve teşkilatlanma merkezleri olmuşlardı. Yani köyler ve kentler ve başka yerleşim alanları devletin kurduğu bir merkez etrafında değil de tarikatların etrafında şekilleniyordu. Size daha evvel de çokça anlattığımız gibi işin doğasında güç var. İşte merkezi yönetimden güçlü merkezcik tarikatlar olursa sonucunun ne olacağını sanırım şimdiye kadar idrak etmişsinizdir ve tahmin de ediyorsunuzdur. Başlangıçta kalkınma ve imar göreviyle hareket eden tarikatlar zamanla devletleşti. Adeta bir memuriyet şeklini almaya başladılar. Hatta Selçuklu sultanları büyük bir hürmet ve muhabbet besledikleri bu şeyh ve dervişler için yeni fethettikleri yerlerde tekkeler ve zaviyeler kurmuş olmalarına rağmen bu müesseseler zamanla bozularak amacından sapmış ve bir nevi parazit haline dönmüştü. Öyle ki bu parazit Selçuklu devletini tarihe gömecekti. Aslında 3 bölümde anlattığımız şeylerin kısa birer özeti gibi bu yaşananlar. Halk arasında devletten fazla itibar görüp ve güçlü de olunca tarikatlar tabii ki de bekleneni yapar. Anadolu Selçuklu Devleti'nin tarihindeki en büyük ayaklanması, Babai İsyanı.
1239'da Baba İlyas'ın öncülük ettiği ayaklanma Anadolu Selçuklu ordusu tarafından güçlükle bastırılsa da devletin sonunu getirecekti. Sizlere bu kısımları kısa kısa anlatarak önümüzdeki bölüm olan siyaset bölümünde Babayi isyanından Vakai Hayriye'ye, oradan da 15 Temmuz'a detaylandırmak istiyorum. Bugün sadece tarikat ve devlet ilişkisini anlamanız için, Diyanet gibi bir kurumun nereden geldiğini anlamanız için anlatıyorum. Bir devletin sonu başkasının başlangıcı. İronik bir şekilde bu isyanlar ve tarikatlar Osmanlı Devleti önünü açar. Hatta tarikatlar için Osmanlı hanedanı ve aşiretiyle birlikte devletin kurucu unsurlarından biridir diyebiliriz. Hacı Bektaşi Veli'nin Osman Gazi'ye hediye ettiği kılıç efsanesini bilirsiniz ve Bektaşilik ve Yeniçeri Ocağı ilişkisi de hepinizce malumdur. Osmanlı Devleti kuruluşunda ve devletleşme sürecinde tarikatlardan sonuna kadar istifade etmiştir. Hatta ilişkisini değerlendirecek olursak uzlaşma, devletleşme ve tasfiye dönemi diye ayırabiliriz. Her ne kadar kuruluş döneminde kontrol altında tutulsalar da tarikatların asıl doğası kriz dönemlerinde meydana çıkar. Örneğin Büyük Selçuklu Devleti'nin zayıflamaya yüz tuttuğu dönemde Batınilik hareketini ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin yine son dönemlerinde görülen Baba İshak olayına bakabilirsiniz. Osmanlı Devleti'nde de Şeyh Bedrettin isyanı aslında bu silsilenin devamıdır. Ne zamanki devlet zayıflar, tarikat fırsatı kaçırmaz. İşin absürt yanı, tarikat devletin altına uyarak zayıflatır. Çünkü yapısı gereği mini bir devlettir. Osmanlı bu varlığını tehdit eden yapılara karşı merkezi idareyi güçlendirmeye başlamış, tasavvufi anlayış yerine yeni bir sufilik akımı üretmişti. Osmanlı'nın felsefi akımlarını yönlendiren ana etken bu tarikatlardı. Sadece kentlerde değil, aynı zamanda taşrada da güçlü şekilde varlıklarını sürdürmeye başlamışlardı. Osmanlı Devleti tarikatların sağladığı kolaylıklardan hızlıca istifade etti. Yükselme döneminde tarikatlar sistemin bütünleyici bir unsuru olarak birçok önemli fonksiyonu yerine getirmeye başlar. Adeta devlet sisteminin içine entegre edilirler. Devletin kendisi olmaya başlarlar, asimile ederek. Osmanlı Devleti bu şekilde açıktan desteklediği tarikatların yanında bir de melami bir anlayışta ve gizlilik içerisinde örgütlenmiş siyasi iktidara karşıt grupların şekillendirdiği yapılar var. Melamileri tarikatlardan ayıran özellikleri dünyevi faaliyetlerin o kadar olmaması. Bu kişiler manevi yapılarını saklarlardı. Melamiler Kur'an merkezli bir İslami tasavvuf felsefesine sahipken tarikatların şeyhleri ve önderleri bellidir. Aynı şekilde ibadet ve zikir direkt Allah'a yapılırken tarikatlarda şeyh sistemini size zaten anlatmıştık. Saatlerce şeyhini hayal edip rabıta yapan çocukları, menzilde şeyhlerinden tövbe dileyen müritleri de anlatmıştık. Ama işin en önemli kısmı da finansal kısmı. Alıntı yapıyorum. Melamiler dini duyguların her türlü istismarına karşıdır. Üyelerinden finansal destek ve para yardımı talebinde bulunan cemaatlere karşı hiçbir peygamberin görevini yaparken ümmetinden ücret talep etmediğini hatırlatıp bunlara sizden herhangi bir ücret istemeyenlere uyun. Onlardır doğruyu ve güzeli bulanlar. Ayetini okurlar ve onları kınarlar. İşte aslında Osmanlı Devleti için her şey çok güzel gitmekteydi. Tarikatlar kullanışlı araçlardı. Ta ki biri çıkıp o aracı Osmanlı'ya karşı kullanana kadar. Şah İsmail. Şah İsmail tasavvufi grupları kendi hedefleri çerçevesinde ve Osmanlı Devleti aleyhinde stratejik olarak kullanmaya başlar. Osmanlı kendi elleriyle sistemine entegre ettiği tarikatların neler yapabileceğini görür. Şok etkisi yaratan bu duruma karşı Sünni ulema ve meşayih devlet katında önemli bir değer elde ederek Osmanlı eliyle desteklenmeye başlar. İşte bu pratik çözüm yeni bir yıldız doğurur. Nakşibendilik. Nakşicilik Fatih Sultan Mehmet ölür ölmez yükselişe geçer. Bunun sebebini anlamamız için Fatih'in ve Akşemseddin'in tasavvuf ve tarikat felsefesine bir bakış açısına bakalım isterseniz. Fatih, hocası olan Akşemseddin'in çadırına birkaç kere gelerek kendisine mürit olmak ister. Akşemseddin onu şu şekilde reddeder. Sultanım, eğer siz tasavvufa intisap ederseniz ondan aldığınız lezzet sebebiyle devletin ve milletin işlerini ihmal edersiniz. Böylece adalet ortadan kalkar. Hünkârım, devlet ve millet ehliyetsiz ellere düşerse Allah'ın emrine karşı gelmiş olursunuz. Çünkü o emanetleri ehline vermeyi emrediyor. Sizin milletin işlerini düzgün bir şekilde idare etmeniz, ülkede adaleti ve güveni sağlamanız tarikata girmenizden daha faziletlidir. Bu cevap bize sadece endüstriyalize olmamış tarikatların bakışını değil, aynı zamanda devlet ve tarikat işlerini neden kesinlikle ayrılması gerektiğiyle ilgili iyi bir ders veriyor. İşte Osmanlı'da Fatih'in vefatından sonra yayılma imkanı bulabilen Nakşibendiye tarikatının Fatih yaşarken onun döneminde aktif olamamışının sebebi Şeyh İlahi'nin Bedrettin Simavi'nin Varidat adlı eserini şerh edip onun fikirlerini benimsemiş olmasıdır. Bedrettin Simavi size daha yeni bahsettiğimiz Şeyh Bedrettin. Hani isyan eden Bedrettin. Fatih Sultan Mehmet gibi bir politik dehanın, bir isyancıyı örnek alan tarikatının
tarikatı barındırmamasını herhalde anlamışsınızdır. Bu bakımdan devlete karşı ayaklanan ve eserleri yasaklanan bir şahsı savunan kişiye devletin iyi bir gözle bakması pek mümkün değil aslında, eğer akıllıysanız. Lakin Fatih de her insan gibi ölümlüdür ve kendisi vefat eder etmez Nakşi tarikatı İstanbul'a gelir ve yerleşir. Nakşibendiye tarikatını Anadolu'ya getiren Simavlı Şeyh Mola Abdullah İlahi, Fatih'in vefatından sonra İstanbul'a gelerek Zeyrek Camii'nin yanındaki medreseye yerleşti. Şöhretinin kısa zamanda yayılması bazı devlet adamlarını endişelendirince devlet adamlarının ricasıyla Vardar Yenicesi'ne gitmesine izin verildi ve irşat faaliyetlerini vefat edinceye kadar orada devam ettirdi. Klasik sünni anlayıştan uzaklaşarak hurufi Şii ve Karmati bağlamında batıni öğrentilerini temsil etmeye başlayan Bektaşilik, buna karşı kontrolden çıkan sünni tarikatlar. Kısacası Osmanlı hem endüstriyel tarikatlarla tanışmaya başlıyordu hem de kendisinin kullandığı tarikatların güçlendikçe kendisine karşı nasıl bir tehlike oluşturduğunu görüyordu. 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılın başlarında büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanmaya başlar dünyanın her yerinde. Bu kendini devlet ve tarikat ilişkilerinde de gösterir. Özellikle Mevlevilik bu dönemde Osmanlı sultanlarının ilgi duyduğu ve destek verdiği tarikatlardan birisidir. O kadar ki Mevlevilik Osmanlı Devleti'nin resmi tarikatı olmuş de facto şekilde. Bazı görevleri üstlenmeye başlamıştı. Kimi sultanların da bu tarikata yönelmesi devlet adamları ve geniş halk kitlelerinin Mevleviliğe karşı sempati beslemesine sebep olur. Bu yüzden Mevleviler de genel anlamda devlet politikalarını desteklemiş ve yönetime karşı protestocu davranışlardan uzak durmuştur. Buna karşı Nakşiler de 17. yüzyılda Doğu Anadolu'da ve özellikle Bursa'da faaliyetlerine devam eder. Ancak bu uzlaşmayı sağlamaz. Unutmayın, tarikat asla az ile yetinmez. Bu medrese tekke kavgası Kadızade Mehmet Efendi'nin Kadızadeliler hareketiyle tansiyonu arttırır. Kadızade Mehmet'e karşı da Abdülmecid Sivasi bulunduğu için Kadızadeliler Sivasiler kavgası patlar. Her ne kadar Köprülü Mehmet Paşa sürgünler ve baskınlarla bu kavgayı bitirse de endüstriyalize olmuş tarikatlar tasavvuf büyüsünü bozmuştur. Kelebazi'nin deyimiyle tasavvufun özü gitti, sözü kaldı. Mana gitti, isim kaldı. Hakikat kayboldu, şekil zuhur etti. 3. Mustafa döneminden itibaren tasavvufi tarikatlarda bir çözülme başlar. Şeyhlik makamının ehliyet aranmaksızın babadan oğula geçmesi, sufilerin şeyhlerine gösterdikleri saygıyı şeyhin soyundan gelenlere de göstermesi, tarikat ve tekkelerin artık iyice tehlike olmalarına sebep oldu. 19. yüzyılda bu durum artık iyiden iyi ortaya çıkmaya başladı. Hem Osmanlı yönetimi hem de tarikatlar birbirlerine karşı oluşturdukları tehlikenin farkındaydılar. Adeta bir soğuk savaş vardı. Osmanlı tarikatlara karışmaz, karşılığında da tarikatlar isyanlara destek vermezdi. Ancak el altından savaş sürüyordu. Tekke şeyhlerinin kontrollerinde bulundurdukları vakıflar toplumda elde ettikleri manevi gücün dışında sufilere ayrıca bir ekonomik imkan da sunmaktaydı. Yeniçeriler de devlete kul olmaktan çıkmış, idareye karşı politik bir güç pozisyonuna yükselmişti. Bu korkutucu yükselişe karşı Mevlevilik, Yeniçeri Bektaşi birlikteliğinden doğan gücü dengelemek için bizzat Osmanlı yönetimi tarafından desteklendi. Kim ilk kurşunu atacak beklentisi varken 2. Mahmud 1811 yılında günümüzü bile etkileyen o fermanı açıklar. 1. Tarikat pirinin mezarının bulunduğu tekke o tarikatın merkez tekkesi olmalı. Diğer tekkelerin yönetim ve denetimi buradan yapılmalı. 2. Vefat veya diğer yollarla boşalan tekke şeyhliklerine merkez tekke atama yapmalı. Konu ile ilgili olarak da Şeyhülislam'ın da görüşü alınmalıdır. 3. Tekke şeyhliklerine tayin yapılırken yetki ve kabiliyete dikkat edilmeli, rüşvet, hediye gibi yollarla liyakatsiz kişilerin tayini önlenmelidir. 4. Tekke vakıfları da Efkaf-ı Hümayun Nezaretinin kontrolünde olmalıdır. Devlet bu şekilde ilk defa tarikatları denetim altına alma girişimini gösterdi. Tekkelerin idarelerini bir yönüyle Şeyhülislam'da, mali kaynakları dernek olan vakıflarını da ilgili Efkaf-ı Hümayun Nezaretine bağlamıştır. Böylece tüm tekkeler yönetimsel açıdan Şeyhülislam'ın, mali yönden ise Efkaf-ı Hümayun Nezaretinin denetimi altına girdi. 2. Mahmud tarikatların gücünü ve tehlikesini çok iyi biliyordu. Adeta bir virüs gibi devleti ele geçirmişlerdi. O yüzden tüm reformlarını yavaş yavaş bekleterek yapıyordu. Onu en çok korkutansa Bektaşi tekkeleri ve onların kontrolü altındaki Yeniçeri ocaklarıydı. Bu tarikatın devletteki gücü padişah indirip yenisini koyacak kadar, bilirsiniz. O yüzden neredeyse 17 yıl bunun için doğru anı kolladığı söylenir. 25 Mayıs 1825'te artık vakit tamamdır. 2. Mahmud, bana sorarsanız, tarihimizin en zeki politik hamlelerinden birini yapıp Yeniçeri ocağını kapatmadı. Onun yerine Eşkinci ocağını kurdu. Avrupa'yı
üniformalar giyen, Avrupa'yı disiplinde olan yeni bir askeri yapı. Bu sınıf eğitime başlar başlamaz 3 gün sonra beklenen olur ve 16 Haziran 1826'da Yeniçeri Ocağı ayaklanmaya başlar. Bu bir oltadır çünkü 2. Mahmut neredeyse tüm diğer sınıfları ve ocakları yanına çekmiştir. Ayaklanan ocak yalnızdır. 2. Mahmut'un beklediği andır bu. Sancak-ı Şerif'i çıkartıp bir ilki yapar ve bizzat halkına çağrı yapar. Çıkın bu darbeye karşı, Yeniçerilere karşı savaşın diye. iPhone'dan değil ama. Espri bir yana bırakılırsa işin anatomisi 15 Temmuz'a çok benzer. Sokağa dökülen halkla bu şekilde savaş başlar. Yeniçeri kışlaları top ateşine tutulur ve 6000'den fazla Yeniçeri öldürülür. 20.000 civarında isyancı da tutuklanır. Ertesi gün Yeniçeriler lağvedilir ve yeni bir ocak kurulur. Bu olaya da Vakkayı Hayriye, yani hayırlı olay denir. Bektaşi tekkeleri kapatılır. Bu gelişmeyle büyük arazi ve mal varlığına sahip olan başta Hacı Bektaş Hankahı olmak üzere Antalya Abdal Musa Zaviyesi ve İstanbul'daki Bektaşi tekkeleri kapatılmış, mallar ise kamulaştırılmıştı. Üyeleri de ya idam edilmiş ya da sürgüne gönderilmişti. Ocaklar ve tekkeleri kapatıldığı gibi Bektaşilik komple yasaklandı. Osmanlı belki de tarikatlar konusunda en zor sınavlarından birini verdi. Bundan sonra 2. Mahmut'un büyük ıslahatları başlar. Tarikatlar ya tamamıyla şeffaf şekilde devlet denetimine girecektir ya da yok olacaklardır. Bu durum tarikat gruplarını da ikiye ayırır. Mevleviler gibi bir kısım tarikat mensubu bu reformları desteklerken diğer bir kısım tarikatlar reformlara karşı çıkar. Örneğin bu sebepten dolayı Halid-i Nakşi Sufiler sürgün edilir. Nakşileri bugün çok konuşacağız bu arada. Tanzimat döneminde gerçekleştirilen ıslahatlar özellikle Halidilerin bekledikleri gibi İslami çizgide olmayınca Tanzimat'ın reformcu politikalarına karşı tepkileri artar. Ne öyle ya, eski köye yeni adet. Öyle kolay mı tarikata karşı gelmek? Padişah olsan da kafir olursun. 1859'da Nakşibendi Süleymaniyeli Şeyh Ahmet bir darbe yapmaya kalkışır. Günümüzde Kuleli Vakası olarak bildiğimiz girişim. Tarikata karşı bu gidişat bir şekilde durdurulabilirdi. O da şeriatın icrasına engel olan sultan dahil kim varsa suikast ile ortadan kaldırılacak. Şeyh Ahmet şöyle seslenir çevresine. Şeriat-ı Muhammedi'yi batıranlardan ve Beytülmal-i Müslümin'i yağma edenler ve ulemayı ve sair Müslümanları edenleri ve kafirleri onlara tercih edenleri ve kafir ile İslam arasında fark yoktur diyen ve gerek padişah ve gerek ona muayyen eden zalimler olsun, onların kanını dökmedikçe durur isek dinimiz kafir olsun ve Karun gibi melun olalım ve Ebu Cehil gibi merdud olalım. Sultan Abdülmecid'e karşı bir suikast tertipleyen ve planlar hazırlayan bizzat Şeyh Ahmet önderliğinde bu oluşum devam eder. Suikast için hareket günü ve zamanı ayarlanmaya çalışılır. Şeyh Ahmet'in Abdülmecid'e düşmanlığı günden güne artmaktaydı. Bu nedenle Kuleli lider kadrosu suikast işini hızlı bir şekilde yapmak istiyordu. Ancak bu girişimde başarısız oldu. Tarikat yine ve yeniden çirkin yüzünü gösterdi. Artık bardak taşmıştı. 1866 yılında Meclis-i Meşayih kuruldu. Şeyhülislamlık makamı altında bulunan bu kurum tekkeleri denetlemek ve idari işleyişlerini kontrol etmek için kuruldu. Daha önceki fermanla kısmen kontrol altına alınan tarikatlar artık iyice devlet kontrolüne girmek zorundaydı. 15 Kasım 1866'da ilk nizamname yürürlüğe girdi. Daha da ileriye gidildi. Tarikatların dini konularda neyi konuşup neyi konuşmayacağına karar verildi. Prototip bir teolojik temel diyebiliriz aslında bu yönetime. Sadece bu da değil. Her önüne gelen şeyh olamıyordu. Şeyhlik ehliyetleri gerekiyordu. Bu da ancak sınavla alınabiliyordu. Sınavları geçemeyenlerin şeyhliğe atanamayacağını, Meclis-i Meşayih'in Şeyh Osman Efendi'nin talep ettiği şeyhlik için imtihanı geçemediğinden tayininin yapılamayacağı kararı gösteriyor aslında. Yine eskiden şeyhin evi tarikatın merkezi olabiliyorken yeni bir düzenleme yapıldı. Böylece yeni nizamname ile meşihati bulunmayan cami, mescit, türbe ve hanelerde zikir yapılması yasaklandı. Kurumun görevlerini şöyle özetleyelim. 1. Tekkelerdeki çeşitli görevler ile ilgili yapılan atamalar. 2. Şeyhlerin görevden alınması. 3. Şeyhlerin özlük bilgisiyle ilgili faaliyetler. 4. Tekkelerdeki çeşitli problemler ile ilgili faaliyetler. 5. Tekkelerin imarı. 6. Tekkelerde yürütülen ayinlerle ilgili hususlar. 7. Tekkelerde yaşanan uygunsuz davranışları engelleme. 8. Tekkelerin teftişi. 9. Tekkelerin mali problem ve ihtiyaçlarının giderilmesi. 10. Tekke vakıfları ile ilgili çalışmalar. Tarikatların devletin ve Şeyhülislamlığın kontrolünün altına girmesi bu şekilde olmuştu. Ama Tanzimat'la birlikte Şeyhülislamlığın da görev ve yetki alanları daralmaya başladı. Şeyhülislam'ın bakan statüsüne getirilmesi ve meşihatın uhdesindeki hizmetlerin adliye, marif ve efkaf nezaretleri şeklinde ayrıştırılması sonucunda Şeyhülislam için geriye fetva işleri, medrese eğitimi ve şeriye mahkemelerinin idaresi kalmıştı. İttihat ve Terakki devrinde bu şeriye mahkemeleri de adliye nezaretine bağlanınca Şeyhülislam'ın etki alanı bayağı bir kısıtlandı.
Bu Jön Türklerin modernizasyon çabalarına Ziya Gökalp'in Diyanet Nezareti projesi örnek gösterilebilir aslında. Bir prototip Diyanet gibi düşünün bunu. Ankara yönetimi 1924 yılına kadar Osmanlı Devleti'nin dini idari örgütlenmesini aynen muhafaza etti. Sonuç olarak Şeyhülislamlık TBMM tarafından ilk önce Şeriye ve Efkaf Vekaletine, sonrasında 3 Mart 1924'te hilafetin kaldırılmasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na dönüştürüldü. Yine aynı tarih ve sayılı kanunun 1. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti nezdinde bir Diyanet İşleri Reisliği makamının tesis edildiği hükme bağlandı. Diyanet doğdu. Her ne kadar Gökalp'in önerilerinden farklı olsa da seküler bir devletin dine bakan yüzü fikri burada da görülür. Diyanet İşleri Başkanlığı bir müessese olarak işlev görmeye başlayınca Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi de ilk başkan olarak görevlendirildi. İşte Diyanet İşler Başkanlığı'nı üçe bölebiliriz aslında. Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı. Türkiye'de bu reformla din konusundaki otorite tamamıyla Diyanet'in eline geçti. Artık fetvaları ve hutbeleri bilmem kimin oğlu bilmem kim efendi vermiyor, din konusunda bilgili, teolojik eğitim almış insanlar ve Diyanet veriyordu. Bu tarikatlar için bir felaket demekti. Ellerindeki tüm güçlerini halkın dini konulardaki bilgisizliğinden ve korkusundan alıyorlardı. Tüm lüks yaşantıları, güçleri ve bağlantıları sırf buna dayanıyordu. Başka hiçbir vasıfları yoktu. Ve elbette tarikat yeniden gerçek yüzünü gösterecekti. Nisan 1925'te Nakşibendi Şeyhi Şeyh Said Türkiye'ye karşı isyan etti. Sözde din elden gidiyordu ancak özde saltanatları bitiyordu. Cezası hızlıca kesildi. Fakat artık reformları daha hızlı yapmak gerekiyordu. Tarih tarikatların bize sapladıkları hançerlerle doluydu zira. Türk milletinin din konusundaki cehaletini küçümsemeyin sakın. Bir ilkokul mezunu vaizin peşine takılıp ülkeyi yıkacak değiller tabii, ama işte sene 1925, 100 yıl olmuş, mazur görür, bizim kadar gelişmiş değiller. Artık 200 yıldır süren süreç tamamlanmalıydı. Herkes farkındaydı. Eğer bu cumhuriyet yaşayacaksa tarikatlar kapatılmalıydı. Fakat kimde vardı bu deli cesareti? Daha yeni görmüştük isyan edenleri. Kaldırır mıydı bu genç cumhuriyet bir daha bu cengi? 30 Ağustos 1925'te Kastamonu'da Mustafa Kemal hepinizin ezberinde olan sözünü söyledi. Geliyor gelmekte olan dercesine ölülerden medet ummak medeni bir cemiyet için lekedir. Efendiler ve ey millet, biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır. Birkaç ay sonra da hepinizin bildiği tekke, zaviye ve türbelerin kapatılma kanunu çıktı. Aslında bugüne kadar da geçerli olması gereken bir kanun. Daha sonraları Hamdullah Sufi Tanrıöver türbelerin tekrar açılması konusunu gündeme getirmeye çalışmış. Fakat Mustafa Kemal Atatürk, Türk inkılaplarının tam olarak yerleşebilmesi için en az 15 yıla ihtiyaç olduğunu belirterek açılma işleminin bu süreden sonra gündeme gelebileceğini belirtmişti. 200 yıllık süreç bu şekilde noktalandı. Noktalandı mı? Elbette hayır. Nasıl ki Fatih'in ölümü sonrası İstanbul'a yerleşti Nakşibendi, Atatürk'ün ölümüyle de karşı devrim başladı. 17 Kasım 1947 tarihinde CHP karşı devrimi başlattı ve Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye bugüne kadar dönmemek üzere kayboldu. CHP önce dinimize kayıtsız kalamayız, dinsiz millet olmaz diyerek ilkokullara din dersi koydu ve bunun üzerine din dersi uygulamasına da 15 Şubat 1949'da başladı. 1947 CHP Kongresi İmam Hatip okullarının açılmasına da yeşil ışık yaktı. Ankara'da bir ilahiyat fakültesi kurdu. Yetmedi, CHP'liler hacca gitmek isteyenlere hükümet tarafından döviz verileceğini açıkladı. Bundan bir süre sonra da tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması kanunu esnekleştirildi. CHP'liler türbeleri tekrar açalım, milliyetçilik açısından önemlidir diyerek bu yasayı esnetti. Bu yeni kararlar Said Nursi'yi bile memnun etti. Öyle ki CHP'ye o dönem bir mektup yazıp durumu değerlendirdi ve daha fazlasını istedi. Tabii tüm bunlar boşuna değildi. Zira bundan çok kısa bir süre sonra ABD Başkanı Truman'ın meclisinden geçirdiği 400 milyon dolarlık Türkiye yardımı aslında bizim ülkemizin fiyatını belirlemiş olacaktı. Ortada bir sorun vardı ve tarikatlar bizi kullanabilirsiniz diyerek kendilerini siyasilere sunuyordu. Bunun üzerine Selçuklu'nun da Osmanlı'nın da yaptığı hatayı dönemin siyasileri de yapmaya başladı. 1946 yılında CHP Cemiyetler Kanunu ile derneklerin kurulmasını kolaylaştırdı ve böylece aynı yıl içinde 11'e ulaşan dini dernek sayısı 1950 yılına kadar 154'e yükseldi.
Tabi tahmin edeceğiniz üzere bunlar sadece artık dernek diye geçen tarikatlardı. 1947 yılı Temmuz ayında yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile din bilgileri dershanelerinin açılmasına izin verildi. Bu dershanelere öğretmen, imam ve hatip yetiştirmek için de din seminerleri açılması kararlaştırıldı. Tabi sadece CHP değil, DP ve MP de adeta din ve tarikat vaatleri konusuyla birbirleriyle yarışıyordu. Herkes adeta hayır ben daha tarikatçıyım diye bağırıyordu. Daha da ileriye gidilmez dediğinizi duyar gibiyim buradan. O zaman size Ticani tarikatından bahsedeyim. Başlarında Kemal Pilavoğlu adlı ve Mehdi olduğunu iddia eden bir şahıs vardı. Pilavoğlu Ankara ve çevre illerde tarikatını yaymaya çalışıyordu. Atatürk'ün heykellerini kırmak, açık alanlarda Arapça ezan okumak, laikliği reddetmek ve Atatürk inkılaplarını tanımamak gibi faaliyetlerde bulunuyordu. Tüm starter paket yani. İşin absürt yanı Pilavoğlu'nun CHP yakınlığı vardı. Yargılanırken de bunu itiraf etmişti. Yetmediği gibi DP de bu yüzden sürekli CHP'yi suçluyordu. İşte bakın tarikatlarla bağlantınız var diye. CHP de DP'yi tarikatlarla yakın olmakla suçluyordu. 1950 seçimleri öncesinde Doğu illerinde şeyhleri partiye çekmeye çalıştığı için DP yine CHP'yi eleştiriyordu. Tarikatception. Artık Pandora'nın kutusu açılmıştı çünkü dedik ya. Durum öyle bir hal aldı ki 1949'da CHP Tokat Milletvekili Recai Güreli kürsüye gelerek tarikatçılığın sinsi bir şekilde sürdüğünü, eskiden tekkeler olduğu için bunların takibinin kolay olduğunu, şimdi ise hem sayılarının arttığını hem de takiplerinin zor olduğunu söyleyerek partisini eleştiriyordu. CHP'nin bu meşhur 47 kurultayının konu başlıklarından biri de Diyanet'in durumuydu. Seyhan Milletvekili Sinan Tekeloğlu'nun söyledikleri o güne ışık tutuyor aslında. Diyor ki, İslam dinine mensup kurumun başına Diyanet İşleri Reisi diye birisini oturtmuşuz. Fakat hiçbir iş yapamayacak şekilde kollarını bağlı bırakmışız. Boyuna tesbih çekmesine müsaade etmişiz. Ancak dönüşü olmayan bir yola girilmişti. Oy uğruna yeniden şeytanla işbirliği yapılmış, tarikatlar ve cemaatlerin önü açılmıştı. Burada en önemli sorun Diyanet. Tarikatlar ve cemaatler ve dini cehaletle mücadele edilecekse bunun en etkili ve en önemli yolu Diyanet. Diyanet bu ülkede dini bir otorite ise halkın üzerinde etkisi herhangi bir tarikattan fazla olmalı. Fakat günün sonunda baktığımız zaman Diyanet'in bu pozisyonda bırakılmadığı gözüküyor. Bu konuyu eleştirirken vicdanlı olmak gerekli ama. Diyanet'in bağlı olduğu hükümet tarikatların önünü açıyorsa, siyasiler tarikat ve cemaatlerle işbirliği yapıyorsa Diyanet'i suçlamak ne kadar doğru? Tabii ki bundan sonraki hikaye geçmiş bölümlerdekiyle paralel. 83 sonrası tüm siyasi partilerin ve özellikle de muhafazakar olanların cemaatlerle ittifaklar kurması cemaatlere bir büyüme fırsatı sunmuş oldu. 85 ve sonrasında cemaatler sadece din öğretimi ve maneviyat eğitimiyle uğraşan yapılar olmakta kalmadı, çok daha büyüdüler. Sahip oldukları insan kaynağını ticari kazanımlar elde etmek için seferber etti. Devlet bürokrasisinde gizlice örgütlenmeye ve bu konumlarını kendi mensupları lehine kullanmaya ve dolayısıyla devletteki kadroları liyakat kriteri dışında suistimal etmeye başladılar. Bu duyduğunuzu ben demiyorum bu arada, Diyanet'in 3 sene evvel sızan gizli tarikat raporu diyor. Diyanet bu raporda etkili cemaatleri iki gruba ayırmış. Şöyle sınıflandırıyor. Birinci grubun içerisinde yer alan Mehmet Zahit Kotku çevresinde oluşan İskenderpaşa cemaati, Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun Erenköy'de başlattığı ve sufi bir yapı olan Hüdayi cemaati, Mahmut Usta Osmanoğlu'nun Fatih Çarşamba'da örgütlediği İsmail Ağa cemaati, Raşit Erol çevresinde ortaya çıkan ve bugün Semerkant Menzil grubu olarak bilinen Menzilciler. İkinci grup, Nurcular, Yazıcılar, Okuyucular, FETÖ ve Süleymancılar. 90'lara geldiğimizde gerek 80 sonrası demokratikleşme süreci, gerekse 90'ların kriz ortamı tarikat ve cemaatleri inanılmaz bir güce kavuşturdu. Unutmayın, ne zaman bir kriz ortamı olsa, ne zaman insanlar ne yapacağını bilmeseler, tarikatlar çıkıp onlara mutlak mutluluğu vaat ederler. Artık şeriat istemeye varan bu gür sesin karşısında Diyanet'in sesi oldukça cılız çıkıyor, duyulmuyordu. 28 Şubat'ı tetikleyen en önemli olaylardan biri de Necmettin Erbakan'ın o meşhur iftar yemeği oldu tabii ki de. 51 tarikat ve cemaat liderini iftara çağıran Erbakan nasıl bir şeyin startını verdiğini biliyor muydu onu bugün bilemeyiz ama sonradan yaşananları çok iyi biliyoruz. Bu ortamda tarikatlara karşı en net şekilde uyaran dönemin Diyanet İşler Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'dı. İftar olayından 2 hafta sonra yaptığı açıklamalarda tarikatları kapatma yetkimiz yok. Bizim mevzuatımız belli. Denetleme yetkimiz de yok. Görevlerimiz anayasa ve yasalarla bellidir. Biz vatandaşlara Kur'an okumayı öneriyoruz. Cincilerden, büyücülerden, mezar taşından medet umanları Kur'an'ı okumaya çağırıyoruz dedi. Dinimizde tarikata girme zorunluluğu yoktur. İbadet yapmak için aracıya gerek yoktur. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır sözü uydurmadır. Tarikat adı altında ya da başka türlü insanların dini inançlarını istismar etmek büyük günahtır.
Vaizlerimiz ve müftülerimiz cemaatimize dini bilgileri aktarıyor. Zaman zaman mahalli televizyonlarda vaizlerimiz bilgi veriyor. Türkiye yayın yapan televizyonlarda imkan bulunca açıklama yapıyoruz. Kanalımız olmadığı için, televizyonumuz olmadığı için istediğimiz zaman halkımızı aydınlatamıyoruz. Bir televizyon kanalı kurup yayın yapmamıza izin verildiğinde anlatırız. TRT'de ancak İnanç Dünyası programında anlatıyoruz. Bu televizyon ve insanlara ulaşma konusu çok enteresan bu arada. Diyanetten önce bir sürü cemaatin kendi özel televizyonları olmuştu. Yani cemaatler ve tarikatlar bu noktada diyanetten kuvvetliler. İslam'da ayrıcalık tanınan bir kesimin olmadığını söyleyen Yılmaz, önce dini öğrenmek lazım. Cinciye, falcıya gidip yardım bekleniyor. Mezar taşına gidip sarılıp yardım bekleniyor. Ölü bizim duamızı beklerken ondan yardım isteniyor şeklinde konuştu. Türkiye'de dinin ihmal edildiğini söyleyen Yılmaz, medreseler bozulmuş olduğu için kapatıldı. Ancak sonra bunların yerini dolduracak okullar açılmadı. Din eğitimi de şeyhlere, dervişlere kaldı. Hurafeler, dini inançlar topluma enjekte edildi. Böyle olursa memleket felakete sürüklenir dedi. Ve beklenen yaşandı da. Durumun önemini anlamanız için anlatıyorum. O bu olaylardan bir ay sonra çıkacak meşhur 28 Şubat MGK kararlarına baktığınız zaman daha ikinci kararın tarikatlar hakkında olduğunu göreceksiniz. Tarikatlara bağlı özel yurt, vakıf ve okullar devletin yetkili organlarınca denetim altına alınmasına karar verilmiş. Üçüncü karar, Kur'an kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğu ve kontrolünde faaliyet göstermelerini içeriyor. Beşinci karar, direkt Diyanet ve altıncı karar da direkt tarikatların kapatılmasıyla ilgili. Bu liste böyle devam eder. Yine Şubat 2001'de tarikatlar konusuna değinen Yılmaz, geçmişte ilim yuvası olan tarikatlar günümüzde cehalet yuvasına dönüştü dedi. Tarikatların ticaret ve siyaset için kullanıldığını, insanları soymak amacına yönelik bir hile düzeni haline getirildiğini belirtti. Peki bu merdiven altı Kur'an kursları için neden bu kadar uyarı yapılıyor? Ya herkes Kur'an kursunu versin, niçin karışıyoruz değil mi? Diyanetin vermesi gereken eğitimi illegal yani yasa dışı veren tarikat kurslarında neler yaşanıyor? İsterseniz birkaç öğrencinin tecrübelerini bir dinleyelim. Dinleyeceğiniz tecrübeler ilk bölümdeki yurtlarla paralellik göstermekte. Şiddet, baskı, hurafeler ve tabii ki de sapkınlık. Ama tüm bunları dinlerken şunu unutmayın ki bunu o dönem yaşayanlar o dönem çocuk. Şey demişti bana, hiç unutmam. Yani PlayStation'ın saatiniz olacak gelirsen. İşte bir saat haftada cuma günleri, çarşamba günleri PlayStation oynayacaksın diye. Benim aklımda tek kalan oydu ve ben bu yüzden kabul ettim. Çünkü yani öyle bir imkanımız yoktu bizim PlayStation. Yani evde bilgisayar vardı ama yani hiçbir oyun falan açamadığımız için PlayStation benim tav olduğum nokta olmuştu. Her neyse işte bana gittiğim zaman 11 yaşındayım. Bir tarafta ben oturuyorum. Karşımda babam, işte beyefendi de konuşuyor bir taraftan. İşte bana anlattı, genel şöyle olacak, çok ilgili olacaklar, işte sen Kur'an-ı Kerim'i öğreneceksin bir taraftan bunlar devam edecek. İlk girdiğim zaman akşam namazı vaktiydi, namaza çıktık. Benim tamamen alışık olduğum dışında bir dua etme şekilleri vardı, o çok dikkatimi çekmişti. Avuçları çok yakın birbirine, o şekilde dua ediyorlardı ve mavi takki takıyorlardı. Bu benim bir çocuk olarak o zaman çok dikkatimi çekmişti. Şunu fark etmiştim, benim normal algıladığım din algısıyla ya da büyüdüğüm din algısından farklı bir yere geldiğimi anlamıştım. Hatta arkadaşlarım da bana sormuştu, sen biraz garip namaz kılıyorsun diye. Yani o tarz dini farklılıklar da var aslında şeye baktığınız zaman. İlk olarak şu konuyu açıkla kavuşturalım. Evet, şiddet vardı. Hem de yani ciddi anlamda. Talebelerin temel hocadan korkma sebepleri ortaokulda tamamen hocanın uygulayacağı şiddet. Personel odası denilen bölgede, yani kendilerinin, hocaların olduğu bölge mesela, normal aykırılık yapan çocukları çekerler ve çocuk ağlayarak gözünü silerek çıkar. Anlarsın ki o çocuk orada ya dayak yedi ya da eline vuruldu. Mesela şeyde kitap okumamıza da falan pek müsaade etmezlerdi. Hani böyle korumacı, Harry Potter vesaire başımıza gelirlerdi mesela. Diyelim ders etüt saati olduğu zaman işte Süleymancı hocalar geliyordu başlarımıza. Mesela ne okuyorsun? Ha, Harry Potter. Bunu okuma ya. Bunu kaldıralım bize elbisi. Der alırdı mesela kitabı senden. Onun yerine işte İngiliz casusun itirafları bir kitap önermişlerdi bize. Şu an hala evde kütüphanemde de var bu arada. Burada bir ara verip bilgi vermek istiyorum. Bahsedilen kitap İngiliz casusun itirafları, başta Süleymancılar olmak üzere Türkiye'de birçok tarikatın müritlerini okumayı zorunlu kıldığı, hatta sokaklarda, okullarda bedava dağıttırdığı bir kitap. Kitabın iddiası şu: 17. yüzyılda bir İngiliz casusun raporları olmasıymış. Lakin bugün biliyoruz ki böyle bir şey yok. Zaten kitabın yazı dili ve içeriği bunu yalanlıyor. Günümüzde bazılarına göre İranlı mollalar bu
kitap uydurdu. Bazılarına göre de direkt bir istihbarat propaganda çalışması. Her halükarda kitap gerçek olmadığı gibi ağzına kadar safsatalarla dolu. Türlü türlü işte İngiliz oyunu, sinema, dizi, futbol gibi iddiaların yanında tarihi iddiaları da var. Mesela ne gibi? Mesela kitaba göre Galileo ölürken tövbe ediyor ve yalan konuştum dünya dönmüyor diye itirafta bulunuyor. Bunları size anlatıyorum çünkü küçücük çocuklara neler okuttuklarını anlayın diye. İşte onu okutmaya çalışıyorlardı bize yani. O çok ilginç. O hoca böyle baktı, tamam mı? Bana baktı, çocuğa baktı. Ondan sonra geldi bana da bir tane yapıştırdı. Elim yani öyle bir acımıştı ki. Allah'tan tokat yemedim ben ama. Ya bir tokat atıyordu, bir tane şey vuruyordu. Ondan sonra o unutamadığım anlardan birisidir. Onun haricinde dediğim gibi dayak hem ortaokulda vardı, lisede çok daha ilerisi vardı. Yani biraz daha şey olduğumuz için. Ortaokulda hani bir kere şahit oldum. Öyle ağır derecede şey olduğunu, yani büyük adam döver gibi dövmüştü bir çocuğu hoca gözümüzün önünde. Lisede gerçekten bildiğiniz fiziksel rekabet eder gibi, yani dengi gibi 26-27 yaşındaki adamlar ya 30 yaşında 40 yaşında adamlar sizle bildiğiniz sokak kavgası eder gibi duyuyorlardı sizi. Gerçekten bunlar şaka değil. Ben bunları gördüm. Ben hiç deneyimlemedim lisede. Bir kere deneyimledim. Onda da yani itişme şeklinde oldu. Ben terk ettim zaten yurdu ondan sonra. Lise 4 yok. Lise 4'te çünkü açık liseye geçiyorlar. Yani kendileri hazırlıyorlar çocukları. Lise 4'te tüm şey yapamazsınız. Süleymancı yurdundaysanız lise 4 diye bir kavram yok. Yurtta gidip hem okula gitme. Süleymancı yurdunda kalacaksanız lise 4'te açığa geçmek zorundasınız. Açık liseye. Kendileri hazırlıyorlar sizi yani. Tamamen okuldan bağımsız bir şekilde. Yüksek etüt programları. Etüt odaklı yani. Normal okul dersleri odaklı ama aynı zamanda çok fazla da yine bir dini ders var. Dini dersleri de açacağım birazdan neler olduğunu. Ondan sonra böyle bir ortam, yani hocalardan tamamen apartheid Güney Afrika'sı gibi ayrısınız. Ondan sonra ben bir kere çay alayım derken bir hoca beni gördü. Sen çay almanın yasak olduğunu bilmiyor musun diye bağırdı bana. Ben de bilmiyorum hocam dedim, ben hastaydım yeni geldim dedim. Beni tuttu abi bildiğin. Böyle barlara vura vura işte lan sen beni duymuyor musun falan diye. Gerçekten bunlar samimi söylüyorum tamamen yaşanmış olaylar. İşte duvardan duvara vuruyor beni böyle işte. Sanki rekabet edebilecek bir güçte değilim adamla. Ondan sonra ben de tepkimi koydum tabii. İşte dedim polise gidiyorum sen şimdi görürsün dedim. Öyle deyince inanılmaz bir şekilde yumuşadı. Ve geldi ya tamam bak özür dilerim bak biraz şey yaptım. Abarttım ama kusura bakma falan dedi. Ondan sonra geldi başımda bekliyor, böyle bir garip bir telaş aldı adamı. İşte dediğim gibi hani bu tarikatın içine doğdum. En erken hatırladığım kadarıyla menzile 4 yaşımda gitmiştim sanırım. Yani sohbete falan küçüklüğümden beri gidiyordum zaten, kendime bildiğim bileli gidiyordum. İşte dediğim gibi menzile 4 yaşımda falan gittim ilk defa. 16 saatlik bir yolculuk sonrasında menzile gidiyorduk. Kadınlar ve erkekler olarak ikiye ayrılıyor otobüs. İşte giderken ilahiler söyleniyor, zikirler çekiliyor. Çoğu zaman mescitte yer kalmıyor. Ben de genelde bahçede ilimlerin üstünde uyurdum. Yani üstünüzde kuşlar pisletiyor, etrafınızda fareler, kediler geçiyor. Öyle bir ortam. Oradaki görevliler de parayla çalışan insanlar değil. Birkaç haftalığına ya da birkaç aylığına gönüllü olarak giden insanlar bunlar. Yani parayla çalıştırmaya hiç ihtiyaçları yok. Herkes gönüllü olarak yapıyor her şeyi. Ve oradaki görevlilere yardım etmeye hizmet deniyor. İşte hizmet ettikçe sevap point kasıyorsunuz falan. Ben de işte ilkokul, ortaokul zamanlarında hizmete zorlanıyordum. Zorla kafeteryada çalıştırıldığım oluyordu. Saatler boyunca hani. Daha hiçbir iş tecrübem yok ve bundan kazandığım hiçbir şey yok. Aileme yalvarıyordum ama işte halamın zoruyla gitsen, işte kuzenin çalışıyor zaten sen de çalış, hizmet bu, işte mükafatlandırılacaksın gibi vaatlerle çalıştırılıyordum. Bir şey soracaktım, bir tek menzile giderken hani gitmeden evvel seni böyle hazırladılar mı, işte menzil, kutsal topraklar falan? Evet evet. Evet, tabii onlar tabii hazırlanıyor. Hatta menzile gitmek istemediğimde böyle duvarlara tutunup gitmemeye çalışıyordum. İşte ailem beni zorla çekiyordu falan. Ya zaten çocuk aklımla ben ne bileceğim.
İşte Gavs Hazretleri dedikleri şey, işte çok büyük bir insan, çok şifalı bir insan, onu görmemiz lazım. Çok yüce bir insan, o tarz şeyler ya, bilmiyorum. Bir de namaz vakitlerinde, yani günde 5 kez Gavs'ın geçtiği bir yol var kadınların bölümünden. Ve kadınlar işte şeyhi görebilmek için böyle oda kadar bahçede bir yerde sıra bekliyorlar. Bir yarım saat, bir saat öncesinden. Yani öğle sıcağını düşünün, Adıyaman'ın öğlen sıcağını. Hareket edebileceğiniz yer yok, her taraf sıkış bıkış. Bir de çocuksunuz. Su yok. Çok sıcak. Etraf ter kokuyor. Ve Gavs kendini gösterdiğinde insanlar deliye dönüyor. Yani vecde geliyorlar, işte ağlıyorlar, yani brutal vokal gibi sesler çıkarıyorlar. Yani küçük bir çocuk için gerçekten çok korkutucu bir ortam. Mesela babaannemle beraber buna şahit olmuştum. Babaannem vecde geldi. Babaanneme seslenmeye çalışıyorum, dokunmaya çalışıyorum. Hiçbir tepki vermiyor, sadece işte ağlıyor, titriyor, garip sesler çıkarıyor. Yani 4 yaşındayken bunu görmek gerçekten korkutucuydu ki şu anki halimle de gitsem yine vecde giren insanları görünce bilmiyorum, bir burada toplanmaların amacı hani sohbet adı altında ibadetlerini yerine getirmek, dini eğitim sağlamak. Bazen Kur'an kursları verdikleri oluyor küçük çocuklara. Yine orada anlatılan hikayeler çok aklımı çalmıştı benim. Hatta bazı şeyleri sorgulamama neden olan bir hikaye vardı. Gavs, Sırat Köprüsü'nden geçmeden önce sofileri cebine koymuş. Sırat Köprüsü'nden geçerken de işte cebindeki en günahkar sofiyi Sırat Köprüsü'nden at talimatı geliyor. Gavs da en günahkarını, işte en alkolik, işte kumarbaz, böyle en kötü şeyleri yapmış insanı alıyor, Sırat Köprüsü'ne atıyor ama cehennem ateşi yakmıyor. Yani hatta bir tane sufi de başka bir insanı cemaate çekmek için işte bu tarikatın torpilli olduğunu söylediği olmuştu. Okunmalarına zaten izin verilmiyor. Kuzenim liseyi açıktan okudu. Üniversiteyi de evlendikten sonra okumayı düşünüyordu. Diğer kuzenlerim de muhtemelen üniversiteye gidemeyecek. Yani evliliği bir kaçış olarak görüyorlar. Cübbesinin altından cennet cehennemi gösterdiği bir hikaye vardı. Tam olarak detayları hatırlamıyorum. Ama öyle bir mucize vardı. Duydunuz mu bilmiyorum. Sormak istediğiniz bir şey var mı bu arada? Neyse, tekrar ortaokula dönelim. Yani ortaokulda yine çocukların hiç dilinden anlamayan bir eğitim. Yüksek zorba bir dini ders yoğunluğu vardı. Yani yazları tamamen kurstasınız. Sabahtan akşama kadar Kur'an-ı Kerim dersi artı Arapça dersi. Yani Arapça'da denilen de Emsile, Bina, Maksut, Avamil kitabı. Bunlar Nahiv diye geçer. Bu dörtlüyü öğreniyorsunuz bir taraftan. Bir taraftan da daha yüksek kitaplar eğer bitirirseniz. Kitapları tamamen hiçbir şekilde anlamıyorsunuz. Bildiğiniz yani büyücü yazısı gibi bir şey sizin için. Ezberlemeniz gerekiyor. Ezberleyemezseniz izin alamazsınız. Hafta sonu iznine çıkamazsınız, cumartesi pazar iznine. 15 Temmuz döneminde ise mesela o dönemde de ben yine yurttaydım. Bize tarafsız olmamızı söylediler. Yani şeye de gitmeyin, hem dışarı da çıkmayın, hem de çok bunun da destekçisi olmayın tarzında bir söylem yapmışlardı mesela. Yorum yapmıyoruz, bizden bir şey çıkmaz gibisinden. Çocuklar için oralar zindan gibi gerçekten. Çünkü istemediğiniz kişiler tarafından sürekli başınızda bir sopayla güdülüyorsunuz. Ve bu sizin tabiatınıza aykırıysa çok zor geliyor sizler için. Lise dönemindeyken müzik hocası beni koroya seçti. Şimdi hocaya siz bir genç olarak şey düşünüyorsunuz. Ha, bunu hocaya söyleyeceğim ve hoca sevinecek. Hani yetenekli oldun falan işte. Ya da sen seçildin, bizim cemaatin temsilcisi gibi. Tamamen zıt bir şey görmüştüm hocaya söylediğim zaman. Dedi senin ne işin var oralarda, bizim şey Müslüman insanın yapmayacağı işler falan gibisinden. Onun için gerçekten sağlam bir tokat yemiştim yani. Sırf o işi yaptığım için. Sırf yani şeyi
dini derse girmeyip Arapça dersine bir yani yaklaşık 20-25 dakika geç kalmıştım hocadan. Abi, ders boyunca beni ayakta bekletti. Yani tüm sınıf böyle 1,5 saat falan sürüyor o dini ders dedikleri olay. Ders boyunca beni ayakta bekletti. En sonunda da suratıma pat diye bir tane yapıştırmıştı. Şeydi, tüm talebelerin önünde yani sınıftaki. O beni çok gerçekten inanılmaz üzen bir olay. Yani ben sadece yapmak istediğim şeyi yapıyorum ve bunun için cezalandırılıyorum. Bu nasıl bir şey yani? Size hiçbir sosyal hak tanınmıyor orada. Tamamen dini ders, etüt. Etüt denilen de yine Süleymancı hocalar tarafından yaptırılıyor. Sadece dershane dersleri denilen olay dışarıdan hoca gelir. Yani öğretmen gelir. Onlar da yine cemaatin adamlarıdır. Başka dışarıdan kimse gelmez yoksa. Bu nedenle inanılmaz bende yaralar bıraktı yani o dönem. Aynen. Hala rüyalarıma girer o dönemde yaşadıklarım. Yani ve yüksek bir özgüvensizlik bırakıyor sizde. Okula gittiğinizde mesela hocalar sorardı sen yurda mı gidiyorsun? Neden? Çünkü sabah ilk ders okuyorsun. 6 saatlik uyku sen genç bir bedene nasıl yetecek? İngilizce hocaları mesela şikayet ediyorlardı yurt hocalarına. Çocuklar niye uyuyor her sabah diye. Çünkü yeteri kadar uyku alamıyor çocuk. İlk iki ders uyuyor. Fix yani. Caminin altında büyük, çok hayatımda gördüğüm en büyük cami oydu zaten. Onun altında büyük bir tarikat yurdu vardı. Böyle bir sürü odası. Yani gözünün alabildiğine kadar fazla. Yani bayağı bir yatırım yapılmış. Orası kesin bir uzun yıllardır çalışıyormuş. Daha benden önceki gelenler öyle söylemişti. Yani en fazla ne olabilir ki? Direkt gittim. Ha, konusu da şuydu. Yani vaat ettikleri şey şu. Seni hafız yapacağız. Kur'an'ı baştan sona ezberleteceğiz. Gittim. Orada zaten başıma gelmeyen kalmadı. Muhtemelen hocalarımla falan görüşmüşler. Hocalarla da alakası var. Çünkü hocalar bize sürekli bu konuda telkinlerde bulunuyorlardı. Altında böyle bir yurt var, oraya gidin falan filan. Biz sizin notlarınızı hallederiz. Ve hallediyorlarmıştı. Ben bunu bilmiyordum mesela. Başlıyorduk sabah namazını kılmaya. Sabah namazı zaten böyle bir saat falan sürer. Dualar falan filan böyle işte onların çeşitli ayinleri, değişik şeyler böyle. Hiç hayatımda duymadığım dualar falan. Ondan sonrasında işte yemeğimizi yerdik. Yemeğini yemeyeni, yemeğiyle alakalı bir problem yaşayanı yine döverlerdi. Dövmek zaten klasik bir çözümdü. Bir ay geçmeden oradaki stresten dolayı saçlarım inanılmaz dökülmeye başladı. İnanılmaz dökülüyordu. Yani şöyle elimi saçımı atıyordum ve bir avuç saç çıkıyordu. Masaya dökülüyordu. Dilimin üzerinde bir sürü böyle şeyler çıkmıştı böyle. Sivilce benzeri şeyler çıkmıştı mesela. Bunlar hakkında şikayette bulunuyordum. Ne sağlık ocağına bir doktora. Gitmene izin vermiyorlardı. Aileme dönmene izin vermiyorlardı. İşte dişini fırçala geçer falan diyorlardı. Bunun acısı da vardı üstüne üstlük. Bunların üzerine hala ezber vermeye çalışıyordum. Her gün yarım sayfa ezber verirdim. Ezberlemek zorundaydım ve herkes bağırarak ezberlemek zorundaydı. Yani şey yapamazsın. Sessizce çalışıyorum dediğin zaman hoca senin sesli çalışmadığını gördüğü dakika hemen başına gelir. İşte ensenden tutar. Sen niye sesli çalışmıyorsun? O da ilginç bir kuraldı mesela. Ondan da çok dayak yemişliğim var. Ondan sonra bu döngü böyle devam etti. Gün geçtikçe hocaların tavrı biraz daha sertleşti. Çünkü bazı gidenler oldu. Ağlayıp kaçanlar oldu falan. Ben de kaçmaya çalıştım. Benimkisi mümkün olmadı tabii. Yakaladıklarında da başıma yine aynı şekilde şiddetle bastılar. Ondan sonra bu böyle epeyce bir süre devam etti. Hocaların baskısı gitgide arttı. Bazı günler ondan sonra okula göndermemeye başladılar. Yanlış hatırlamıyorsam ikinci dönem okulu dondurdular. Ve ikinci dönem boyunca yine bu devam etti. Ben böyle bir duruma artık katlanamayacağımı anladığımda kaçma kararını almıştım ve bir arkadaş çevresi edinmiştim. Beraber kaçmayı planlıyorduk. Bu arkadaş çevresinde benim gibi insanlar var. Böyle yine sessiz köşede takılan, fazla itirazı olmayan insanlar. Bir gün bir tanesi odasına gitmek istediğini söylemek için hocaya telefon talebinde bulunmuş. İşte hoca da telefonu vermemek için, yani ilginçliğe bakar mısın? Sanki yani hapishane çıkmasına izin vermiyor falan. Hani babasıyla görüşecek. Zaten babası izin vermezse gidemeyecek zaten. Hani bundan korkacak ne var ki? Hani çocuk da her gün gidip babasını arayan bir çocuk değil. Yani ilk defa yapıyordu bunu. Gitmişler çocuğu öyle bir dövmüşler ki şey odasında böyle. İlk girişte hemen sağda müdür odası vardı. Orada çocuğu bayağı dövmüşler. Yani
dayak izleri vardı. Şurası falan morarmıştı vesaire. Geldi yanıma işte, ben buradan kesinlikle kaçmam lazım falan dedi. Sorduk. 2-3 gün böyle. Onun da konuları konuşup neler olduğuna değindi. İşte babasıyla görüşmek istemiş. Babası telefonu vermesi gereken hoca, orada masada oturan, şey demiş işte, hayır görüşmeni mümkün değil, müsaade edemeyiz. Niye işte, hepiniz böyle yapıyorsunuz, geri dönüyorsunuz, bu kurs boş mu kalacak? İşte size o kadar yemek, böyle ağır laflarda bulunmuş. Çocuk da, ben ne olursa olsun gitmek istiyorum. Neyi parasıysa babam verir demiş. Böyle dedikten sonra sen ne hatle, biz işin parasında mıyız falan deyip çocuğu dövmüşler. İki kişi dövmüş. Bir tanesi, orada üç tane hoca vardı zaten. Bir tane yaşlı, iki tane genç. Bir de müdür. Eğitim verenler bunlardı. Müdürün görevi ara ara böyle sıkıntı çıkaran çocukları alıp dövmekti. Görevi buydu. Böyle epeycik çocuk dövüldü. Dövülenler arasında ben de vardım. Ama mesela normal sokakta kavga etsem ortalığı yıkacak olan babam bu konuda hiçbir sıkıntı çıkarmıyordu. Yani benim dövüldüğümden haberi vardı mesela. Ben bir iki kere de olsa o genç çocuklardan bir tanesinin telefonunu gizlice alıp aramayı başarmıştım. Bunları söylüyordum. Babam hiç ciddiye almıyordu bile. Yani gözünü kör etmiş. Neyse, böyle böyle oldu. Ben annemi aramayı başardım. Annemi aradıktan sonra annem babamla konuşmuş. Epeyce bir tartışma sonrasında beni aldılar oradan. Ondan sonra oradaki arkadaşlarım, oradan çıkan arkadaşlarımla görüşme fırsatı buldum. Bu böyle bayağı bir devam etmiş. Mesela bir tane çocuğu sordukları zaman koridorda iki tane halı vardı ve ortasında büyük geniş mermerden bir alan vardı. Böyle bir adım merdiven basamağı gibi aşağı böyle inerdi. Ve orası zemindi, mermerden. Ve bir tane çocuk orada düşmüş, diz kapağını kırmış. İşte şey getirmişler, doktor getirmişler. Adam gelmiş, dizini alçıya almış çocuğun, dizden aşağısını. Çocuğu yine göndermemişler evine. Çocuk bacağı sakat bir şekilde orada eğitimine devam etmiş. Ondan sonra ben bunları da öğrendikten sonra tarikat yurtlarına bulaşmamak için İmam Hatip'e devam ediyordum. Derslerime deli gibi çalışıyordum. Okulun son sınıflarına doğru babamda yine bir garip haller başladı. Dedi ki işte, oğlum seni şuraya gönderelim, işte seni molla yapalım. Bir molla kavramı ortaya çıktı. İşte böyle bitiremiyorlar. Yine babamın zoruyla. Ama bu seferki hafızlık olmadığı için, hani ne kadar zor olabilir ki, bir din eğitimi verebilirler diye düşünerek bir iyimserlikle kabul etmek zorundayım. Zaten reddetme şansın yok. Ya reddedeceksin, yok evden gideceksin ya da kabul edeceksin. Bu şekilde. Gittim. Orası buradan da daha kötü çıktı tabii. Bizi ranzalarda böyle üst üste bir tane odaya, küçük, epeyce bir küçük. Neresiydi? İsmini vereyim mi? Verirsem belki sıkıntı olursa sansürlerler. Semerkand'a bağlı. Bu süreçten öncesinde tabii ki beni sık sık o şeye götürüyordu. Adıyaman Menzil. Yani öyle bir yer vardı. Orada böyle büyük platform halinde böyle AVM'ye benzeyen bir yer vardı. Orada yaşadıklarımın zaten garipliğini anlatsam yani film gibi gelir. Gidiyorum böyle oraya, tamam mı? İnsanlar bir halka halinde. Tamam mı? Beni böyle tövbe aldırtma şeyi var mesela. Senden elini tutmanı istiyorlar. Bunların hepsi ortaokul zamanlarında yaşanıyor. Elini tutuyorsun böyle. Orada böyle görevliler var. Elini tutuyorsun, gözlerini kapatıyorsun böyle. Sana şey söylüyor. Diyor ki işte, gözünün önüne şeyi getir. Şey dedikleri bir adam vardı. Onu gözünün önüne getir böyle. Bir tahtın üzerinde böyle. Sen ona bir şeyler söylüyorsun. Ondan sonra o sana cevap veriyor. Onun ağzından böyle nur çıkıyor. Tamam mı? Sonra senin ağzının içine giriyor, vücudunun içinde dolaşıyor, seni temizliyor. Ve sen arınmış olarak oradan gidiyorsun. Ve bunu herkes yapıyordu. Orada olan, yani oraya gitmek için bir ön kabul şartıydı bu. Oraya gittikten sonra, onları böyle tövbesini aldıktan sonra çıkıyordun. Bir tane şey veriyorlardı. Eline kağıt veriyorlardı. Bir de bunun büyük hali vardı. Büyük tövbe denilen tövbe. O en ilginci zaten. Böyle bir tane, o adam, bahsettiğim adam oraya gelirdi. Sarığını çıkarırdı. Şöyle masanın üstüne koyardı. Sarık boy bayağı geniş. Yani sargıyla sarılmış bayağı kalın bir şekilde. Sonra onu çözerlerdi. Orada 300-400 kişi o platformun içinde hepsi oturur. O merkezde durur böyle. Sonra o ip uzatılır böyle dört bir yana.
Sonra o ipler herkesin eli böyle eliyle tutar böyle. Sağ eliyle tutacaksın bir de. O var. Bir de sol elini böyle kalbine koyacaksın. O işte tövbe etmen için gereken sözleri söyler ve sen de tekrar ederdin. Bu süreçte herkes gözlerini kapatır ve işte aynı şekilde dediğim gibi o nurlu akma meselesi var, onu gözünün önüne getir. Tabii ki bu durumda sadece bunda kalmazdı. Buradaki insanlar bu ayin gerçekleştirilirken yüksek sesle bağırıyorlardı mesela. Ben her seferinde korkuyordum onlar yaşandığında mesela. O aralarda bir terslik olduğunu orada anlamaya başlamıştım zaten. Yani bunlar gerçekten ya psikolojik rahatsızlıkları var ya da bu ne bileyim yani garip bir şey. Ve ondan sonra işte rüyanda gördüğün şeylerin gerçekleşeceğine dair söylentiler oluyor. İşte bu kesin bir söz mü yoksa onların arasında çıkmış bir söylenti mi bilmiyorum. Böyle işte rüyanda o gece ne görürsen gerçek olacak. Ve bunun misyonerliğini yaparlar. Bir yandan da grupları vardır mesela. İşte ne bileyim sosyal medya grubu, camiciler grubu. Camiciler camiyelere gidip oradaki insanları misyonerlik yaparlar oraya. İşte onları da çağırırlar ve bu şekilde çevrelerini genişletirler. Ve ben oradaki kitapları, yani bizim müfredatımızda onların kendi müfredatı olur, bizim müfredatımızda olmayan kitapları okuyarak, bu işin gerçekten çığırının çıkacak kadar saçma olduğunu o kitapları okuyarak fark etmiştim. Onların kitapları yani ileriki kademelerde okunacak olan kitapları. Bize ne eğitim veriliyordu? Bize deli gibi Arapça öğretiyorlardı. Her gün 4 saat Arapça öğreniyorduk. Ve onları, onun için ayrılmış bir salon var. Ve o salonda da kamera var. Her yerde kamera var zaten. Ve o salondaki kameradan hoca bizzat seni izliyor. Onun için görevli olan bahsettiğim o sorgulayıcı hoca beni izliyor. Bunu nereden biliyorum? Okumayanları hoparlörler var. Hoparlörlerden anons geçerek çağırıyor yanına. Ve orada pek iyi şeyler yaşanmıyor belli ki. Döndüklerinde suratları asık dönüyorlar ya da bir daha o kişileri hiç görmüyoruz. Haber de alamıyoruz ve o kişi hakkında konuşmak da yasak. Sonrasında işte bize orada bağırarak öğrenmemiz gerekeni söylüyor. Ha, bu bahsettiğim yer biraz üst kademe bir yer olduğundan dolayı pek fazla yayılmazdı. Çünkü oraya gerçekten güvendikleri insanları sokarlardı. Ve bu insanların oradan çıkması ya da o şeyi kaybetmesi durumunda, sınavları kaybetmesi durumunda çıkıp bu durumların ne kadar saçma olduğunu anlatmayacaklarına güveniyorlar. Muhtemelen Türkiye'de bunu yapan 2-3 kişi vardır. Onlardan bir tanesi benim. Bunlar, bu söylediğim şeyler gerçekten ne denir ona? Şu an belki ciddiyetinin farkında değiliz ama benim hayatımı büyük anlamda riske atan şeyler. Yani bu dediklerimin bana ait olduğu ortaya çıkarsa, yani mümkünse sesim de sansürlensin, bu dediklerimin bana ait olduğu ortaya çıkarsa, günün birinde başıma bir şey geleceğinden çok korkuyorum. Ama birinin de gelip bunları söylemesi lazım. Bazı kıdemli kişiler seçilir bizim aramızdan yine bir şekilde ve 5 kişiye onlar abilik yapar. Yaşı büyük olmasa da. Seyitler vardır. Bu seyitler gelir ve seyitler söylediklerine göre peygamberin soyundan gelirler. Ve bu soyundan gelen kimseler de bizim yaşlarımızda olurlar. Bizim yaşımıza yakın olurlar ve bizimle beraber eğitim görürler. Bu kişiler sınavlara girmez. Bu kişiler her türlü bu tarikatın içerisine girebilirler. Ve onlara çok saygı duyulur. Ne olursa olsun. Her zaman söylediklerine güvenilir ve ne derlerse ki edilmez. Sonrasında bu kişiler, işte dediğim gibi genellikle abiler bunlardan seçilir ama bunlar az sayıdalarsa dediğim gibi güvendiği kişiler, aramızdan güvenilen kişiler seçilir. Neyse ki ben 5 kişiye, bir de üstüne üstlük o 5 kişiye şey değildim, abilik yapacak değildim, yapmadılar da beni zaten. İşte o zaman ayvayı yedin. O zaman ayvayı yedin. Aileni arıyorlar. Aileni aramadan önce seni bir güzel dövüyorlar, bir güzel benzetiyorlar. Sonrasında seni yurttan atıyorlar. Sen bir gün o bahsettiğim dükkan var ya onun önünde şöyle L şeklinde bir balkon vardı. Bir tarafı açıktı ve sen orada oturup bir gün orada bekliyorsun. Gece ve gündüz olmak üzere. Hem de bir ceza. Aynı zamanda seni ara sıra gelip gözetleyen hocalar var. Yemek getiriyorlar mı bilmiyorum. Bu gibi durumlar olduğu zaman direkt şey yaparlardı ve bunun sorumlusu genelde ben oluyordum. A yatakhanesinde bir kavgayı işte yeni bir yatakhane sorumlusu anlatmamış. Bu durumda ona da işte atmışlardı ve hani babası tarafından dövülmüş, ailesi tarafından evlatlıktan reddedilmiş, evlenmek olmuş falan filan. Çoğu kişi için kursu kaybetmek büyük kötü bir şeydi. Ve biz aramızda bu şekilde iletişim kurmak adına, oradan ayrıldıktan sonra iletişim kurabilmek adına birbirimize telefonlarımızı vermiştik. Arapça dersindeki bir konuyu iyi öğrenemeyip derste de onun cevabını veremediysen, yediğin dayağı zaten o bakış açısıyla, o kafayla, oranın kafasıyla hak ettim diyorsun. Burada yaşananlar o yüzden dışarıya çıkmıyor.
Sen hak ettim diyorsun bunları. Ve çıktıktan sonra, dayağı yedikten sonra sadece dayakla kalmıyor. Onun bir vicdan azabı süreci oluyor. Böyle. Görüyorum çocuk bayağı oturup yatakta ağlıyor bunun için. Yatakhanede. Ve benim onu susturmam lazım. Çünkü bizzat ben uyumam lazım. Ve bizi o kadar zora sokmuşlardı ki benim şu anda benimle aynı okula giden ve aynı şekilde bu bahsettiğim yerden mezun olan bir arkadaşım var. Ama bu çocuk Kazanova için çıktı. Yine aynı kafa yapısına sahip. Cılız bir çocuktu ve biz onunla geceleri kalkıp çalışırdık. Yani zaten 6 saatlik mi 5 saatlik mi ne uykumdu yani. Benim 5 saatlik uykum vardı yatakhane görevlisi olarak. Bir de onların uyutma sürecim vardı. Bir de hocaya rapor verme sürecim vardı. Çamaşırları yıkama sürecim vardı. Bu abiyle beraber kalkar, gece çalışırdık, evimizi çalıştırdık. Yani bizim için bu kadar önemli bir şeydi. Önemli yapılmaya çalışılmıştı. Birçok çocuk bildiğimiz akıl sağlığını kaybetti bunun yüzünden. Yani bayağı akıl sağlığı resmi olmasa da insan, sıradan bir insanın fark edebileceği üzere çocuk aklını kaybetmiş. Yani parmaklarıyla falan oynuyor. Kendiyle konuşanı gördüm. Ağlayan, yatakta ağlayan, gece sayıklayanı gördüm. Altına affedersin tuvaletini yapanı gördüm. Yatağını ıslatan ve bunları temizlemesi gereken benim. Kendi de temizlemiyor çocuğum. Zaten temizleyecek durumda değil. Bunları gördüm. Ondan sonra intihar etmeye çalışanları gördüm. Ama intihar sebebi buradaki baskı değil. Çocuğun kendinden duyduğu nefret. Kendini öldürmeye çalışanlar oluyor. Ve benim de aklıma gelmişti. Ama benim aklıma gelmesinin sebebi kendimi yetersiz hissetmem değil de buradan bir şekilde kurtulmam gerektiğiydi. Neyse ki bir şekilde çarşı izninde kimse buna kalkışmıyordu zaten de ben çarşı izninde bir kebapçının telefonunu alıp ailemle görüştüm. Yine aynı şekilde annemi aradım. Ve bir şekilde eve dönmeyi başardım. Eve döndükten sonra yediğim azarın haddi hesabı yok zaten. Bir hala hatta hala devam ediyor. Bir sene boyunca ağır devam etti. Hala bu süreç boyunca işte sen molla olamadın. Senden bir bok olmaz affedersiniz. Gibisinden. Hatta bu söylediklerinden çok daha ağır ithamlardı bunun olduğu üzerine. Ve işin garip tarafı yine aynı şekilde bu tarikat üyesi olan insanlardan olmuş. İnsanların olduğu okulumda. Bu hocaların da bundan haberi var. Ve bu hocalar bu konu üzerinden bana göndermeler yaparak yine üzerime baskı uyguluyor. Ama en azından bu durumdan kurtuldum diyebilirim. Evet, içerinin bir röntgenini çektiğimize göre Diyanet tarafına bir bakalım isterseniz. Eski Diyanet Başkanı Ali Bardakoğlu, FETÖ'nün yerine yeni cemaatler doldurur mu sorusuna, bazı kesim ve cemaatler FETÖ'den doğan boşluğu doldurabilmek için siyasette kamusal alanda yaygın ve kayıt dışı dini eğitimle kendi kapsam alanlarını genişletme hesabı yapıyor olabilir. Öyle zannediyorum ki Diyanet'le uğraşmaları da bu yüzden. Dini cemaat ve tarikatlar siyaset, kamusal alan, yaygın din eğitimi ve ticaretten elini çekip kendi asli ve sivil hizmet alanlarına çekilmezse, kayıt dışılıktan çıkıp şeffaf ve denetlenebilir olmazsa yeni maceralar yaşamamız kaçınılmaz görünüyor. Aynı Bardakoğlu 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonuna konuşurken Diyanet olarak merdiven altı bir yere karşı iyi mücadele verilmediğini söyleyebilirim. O da bizim kusurumuzdur. Bünyemize almadık ama dini cemaatlerin yaptıkları yayınlarla ilgili Diyanet toplumu uyarıcı görevler yapmakta çekimser davrandı. İnsanların zihinlerini ipotek altına alan dini telkinler konusunda Diyanet'in çekimser değil net tavır alması gerektiğini görüyoruz. Diğer bir sorun da hükümetin FETÖ konusunda verdiği karar. Maalesef ki hükümet FETÖ'yü 200 yıllık tarikat sorununun son halkası olarak görmüyor. Sadece bir kerelik bir şey olarak görüyor. Yani çürük bir elma, bir kerelik bir durum. Bir sefer yaşandı ve bitti. Diğer tarikatların böyle olmadığını düşünüyor. Düşünmese de öyle olduğunu söylüyor. Neden düşünmese de diyorum çünkü birazdan bir rapor var, bunu okuyacağız. Orada öyle olmadığını görüyoruz. Son dönemlerde yaşanan en enteresan olaylardan biri de Mehmet Görmez'in istifa süreci. Mehmet Görmez 15 Temmuz'dan sonra tarikat ve cemaatleri kontrol altına almak için bir komisyon kurmak istediklerini söylüyor. Kendisinin beyanı bu yönde. 22 Mayıs 2017'de daha evvel süt olan videosundan tanıdığımız tetikçi yazar Ahmet Şimşirgil bir TV programında Mehmet Görmez'in FETÖ mektubu diye yayın yapınca Görmez'in iktidar tarafından gönderilmek istendiği net şekilde belli oluyor. Görmez istifa etti ancak istifasından 2 gün evvel yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefi oldu. FETÖ ülkemizde kök salmış ve milletimizin başına bela olmuştur. Diyanet'in bu konuda ciddi eksiklikleri olduğunu söylemek isterim. Diyanet bu konuda çok ama çok geç kaldı.
İki gün sonra 7 Ağustos'ta Mehmet Görmez istifasını açıkladı. Açıklarken de tarikatlar ve cemaatler konusunda uyardı. Bu çok enteresan bir istifa süreci aslında. Daha enteresan başka olay da bundan 2 sene sonra Diyanet'in sızan tarikat ve cemaat raporu. Bu raporda Diyanet tarikatları incelemiş ve öngörülerde bulunmuş. İşin enteresan kısmı raporun kendisi değil ama. İşin enteresan kısmı raporun istihbarat diliyle yazılmış olması. Yani bu rapordan bir örnek vermek gerekirse menzili bir örnek verelim. Bu arada aşağı açıklama kısmına rapor 200 sayfa falan bir şey. Aşağı açıklama kısmına bırakacağım onu istediğiniz zaman tıklayarak siz de okuyabilirsiniz. Bir menzilden bir örnek verelim nasıl yani bu rapor. Menzil. Oluşum Nakşibendiliğin Halidi kolunun ülkemizdeki uzantılarından biridir. Menzil tarikatı diye de bilinen bu kolun kurucusu Siirt civarında Adıyaman'ın Kahta ilçesi Menzil köyüne gelip yerleşen Gavs Bilvanisi olarak da bilinen ve Seyit soyundan geldiği iddia edilen Abdülhekim el Hüseyini ve Gavs-ı Azam mahlaslarını kullanan Abdülhakim Erol'dur. Faaliyetleri. Menzil cemaati faaliyetlerini Semerkant Yayın Grubu adı altında Semerkant TV, Radyo 15, Semerkant Yayın Evi, Hacegan Yayın Evi, Semerkant Dergisi, Semerkant Çocuk Dergisi, Semerkant Aile Dergisi, Genç Okur Dergisi ile sürdürmektedir. Yayın evleri aracılığıyla hepsi de tasavvufi görüşleri içeren pek çok kitap neşretmiştir. Televizyon ve radyo programları yukarıda zikredilen görüşleri yoğun olarak işlemektedir. Değerlendirme. Menzil grubu ülkemizdeki benzeri yapılar içerisinde en çok taraftara sahip olanlardan biri olarak görülmekte. Son zamanlarda Menzil grubunun bürokraside teşkilatlandığı ve kamuda etkinliğini arttırdığı yönünde kamuoyunda bir kanaat dillendirilmeye başlanmıştır. Doğru olması halinde bu tezahürün ülkemizde orta ve uzun vadede sıkıntılar yol açacağı değerlendirilmektedir. Bunun gibi bütün cemaatler hakkında da aynı şekilde raporları var. Şimdi tüm bunları geçtiğimizde sormamız gereken soru. Bunlardan ders çıkarmış mıyız? Yoksa yine yeniden tarih tekerrür mü edecek? %50 artı 1 ile iktidar olunan bir ülkede hiçbir siyasetçi bırak cemaati bir kişiyi bile karşısına almayı göze alamaz.